Herkese merhabalar. AC yayınlarının 3. kitap FÖY 24 integralin 5. dersiyle devam ediyoruz arkadaşlar. fx fonksiyonu ab aralığında tanımlı ve kritik noktası c olsun arkadaşlar. Bakın c noktasına göre fonksiyonlarımız ne yapıyor? Değişiyor. x küçük eşittir c için gx fonksiyonu x büyüktür c için de hx fonksiyonumuzu kullanmamız istenmiş. Şimdi a küçüktür c küçüktür b olmak üzere A'dan B'ye f(x) dx integralini arkadaşlar A'dan C'ye kadar bakın. A'dan C'ye kadar kullanacağımız fonksiyon ne olur? g(x) fonksiyonu olmuş olur. Çünkü A ile C aralığında olan fonksiyonumuz nedir? g(x)'tir. C'den B'ye kadar x C'den büyük olduğu zaman kullanacağımız fonksiyon da h(x) olduğu için C'den B'ye kadar h(x) dx integrali şeklinde yazabiliriz. Örnek bir fx parçalı fonksiyonu verilmiş kritik noktamız eksi 1 arkadaşlar. Eksi 3'ten 2'ye kadar fx e, dx integralinin değeri bizden istenmiş. Eksi 1 kritik nokta olduğuna göre eksi 3'ten eksi 1'e kadar artı eksi 1'den arkadaşlar 2'ye kadar almış olacağız. Eksi 3'ten eksi 1'e kadar kullanacağımız fonksiyon nedir arkadaşlar? Bakın x küçük eşittir eksi 1 dediği için 2x eksi 1 fonksiyonunu kullanacağım. Eksi 1'den 2'ye kadar da kullanacağımız fonksiyon sabit fonksiyon, 3 fonksiyon 3dx'i hesaplayacağız. Dolayısıyla, bunun integralini alırsak, x kare eksi x ifadesi geldi. Sınırlar eksi 3'ten eksi 1'e kadar. 3'ün integrali 3x olur. Bu da eksi 1'den nereye kadar 2'ye kadar arkadaşlar. Şimdi sınırlarımızı yerine yazalım. Eksi 1 yerine yazdığım zaman 1 bir artı 1'den burası 2 geldi. Eksi. Şimdi eksi 3 yerine yazdığım zaman 9 artı 3'ten burası da 12 geldi. Artı 3 sabit dışarı attım. 2 eksi eksi 1'den 2 artı 1 de buradan gelmiş olur. Dolayısıyla arkadaşlar şurası bakın 12. 2 eksi 12'den burası eksi 10. E burası da 3 üç çarpı 3'ten artı 9 topladığımız zaman buradan integralin değerini eksi 1 olarak buluruz. Örnek 2'de fx parçalı fonksiyonu verilmiş. Bakın burada da kritik noktamız ne arkadaşlar? Eksi 1. Dolayısıyla buradaki integrali alırken eksi 2'den eksi 1'e kadar artı eksi 1'den 0'a kadar şeklinde yazmalıyız. Eksi 2'den eksi 1'e kadar arkadaşlar kullanacağımız fonksiyon 3x kare dx dedik. Eksi 1'den 0'a kadar arkadaşlar kullanacağımız fonksiyon x eksi 1 dx şeklinde ifade ettik. Şimdi 3x karenin integralini alalım. 3 çarpı x küp bölü 3 geldi. Sınırlarımız eksi 2'den eksi 1'e artı. x'in integrali x kare bölü 2 eksi x. Buradaki eksi 1'in integrali. Dolayısıyla sınırlar eksi 1'den nereye kadar? 0'a kadar. Şimdi sınırları yerine yazalım. Şuradaki 3'ümüz gitti. Eksi 1'i yerine yazdım. Eksi 1 Eksi. Eksi 2'yi yerine yazdığım zaman buradan da ne geldi? Eksi 8 geldi. Dolayısıyla bu ikisini toplarsak arkadaşlar buradan 7 gelmiş olur. Yani şu ilk ifade ne geldi? 7 geldi. Şimdi ikincisine bakalım. Üst sınırı yerine yazdım. 0 eksi. Alt sınırı yerine yazıyorum. Eksi 1'i. Burası 1 bölü 2 artı 1 geldi. Yani 3 bölü 2 önünde de eksi olduğu için eksi 3 bölü 2 geldi. Buradaki ikinci kısım. O halde 7 eksi 3 bölü 2'den arkadaşlar ne gelir buradan? 14'ten 3 çıktı. 11 bölü 2 olarak integralin değerini bulmuş oluruz. Örnek 3'te fx parçalı fonksiyonunu bize vermiş. 1'den 4'e kadar fx eksi 1 dx'i bizden istiyor. O halde bakın fx yukarıda verildiği için burada hemen değişken değiştirelim. x eksi 1'e u değişken değiştirmesini yapıp her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. Dolayısıyla dx eşittir ne geldi buradan? du gelmiş oldu arkadaşlar. O halde burası u oldu. Buradaki dx yerine de du yazdık. x sınırlarını da değiştirelim. x yerine 1 yazarsam u 0 gelir. 4 yazdığım zaman da burası 3 geldi. Yani integral 0'dan 3'e f u D U haline dönüştü arkadaşlar. Değişkenden bağımsızdı integralimiz. Yani buradaki u yerine ne yazabiliriz? x yazabiliriz arkadaşlar. O halde şimdi bakın yukarıda fx fonksiyonunu kullanacağım. 0'dan 3'e kadar. Kritik noktamız ne burada arkadaşlar? Bakın eksi 1 var. Dolayısıyla kritik noktamız eksi 1. Bu aralığın içinde mi? Değil. Sıfırla 3 aralığı bunun içinde olduğu için kullanacağımız fonksiyon nedir? x eksi 1 0'dan 3'e kadar x eksi 1'de x'i hesaplamalıyız. Dolayısıyla buradan x kare bölü 2 eksi x sınırlarımız sıfırdan 3'e. Üst sınırın yerine yazdım. 9 bölü 2 eksi 3 eksi alt sınırın yerine yazarsam sıfır. Buradan payda eşit dediğimiz zaman 3 bölü 2 olarak integralin değerini bulmuş oluruz. Örnek 4'te fx parçalı fonksiyonu verilmiş. Kritik noktamız eksi 2. Eksi 2 bu aralığın içinde bakın. Dolayısıyla bunu ben eksi 3'ten eksi 2'ye kadar eksi 2'den 1'e şeklinde parçalayabilirim. Eksi 3'ten eksi 2'ye kadar olan kısım arkadaşlar. Yani şuradaki fonksiyonu ne yapacağım? Kullanacağım. 6x kare dx olmuş olur. Eksi 2'den 1'e kadar arkadaşlar. Dolayısıyla ne olacak? Bakın buradaki fonksiyonumuzu kullanacağız. Bu da eksi 2x dx'tir. Şimdi integralimizi alalım. 6 x küp bölü 3 ifadesi geldi. Sınırlar eksi 3'ten eksi 2'ye kadar. Artı bunu alalım arkadaşlar. Eksi 2 x kare bölü 2 geldi. Sınırlarımız eksi 2'den nereye? 1'e kadar. Buradaki 2'ler ne yaptı arkadaşlar? Sadeleşti. Buradaki 6 3 ile sadeleşti. 2 geldi. Dolayısıyla burası 2 x küp oldu. 2'yi dışarı alalım arkadaşlar. Üst sınırı yerine yazıyorum. Eksi 2'nin kübünden eksi 8 eksi. Al sınırı yerine yazdığım zaman eksi 27 gelecek. Dolayısıyla artıya dönüştü. Artı 27 oldu. Devam ediyoruz. Buradaki ifade ise arkadaşlar bakın. Eksi x kare. Eksi 1'i dışarı atalım arkadaşlar. X kare de yerine yazıyorum. Üst sınırı yerine yazdım. 1'i yerine yazdım. zaman 1'in karesinden 1 geldi. Eksi. alt sınırı yerine yazıyorum. Eksi 2'nin karesinden burası da 4 geldi arkadaşlar. O halde burayı topladığım zaman 19. 2 19'dan 38 geldi. Burası eksi 3 ile eksi 1'i çarptım. Buradan da artı 3 toplarsak buradan sonucu 41 olarak buluruz. Örnek 5'te fx bölü 2 parçalı fonksiyonunu bize vermiş. 1'den 4'e kadar fx dx integralini istiyor. Öncelikle fx fonksiyonunu bulmak için bakın x gördüğümüz yere ne yazabiliriz arkadaşlar? 2x. Dolayısıyla x gördüğümüz yere 2x yazarsak fx fonksiyonunu bulmuş olacağız. Yazıyorum arkadaşlar. Bakın burada da x gördüğüm yere 2x yazdım. 4x eksi 1 oldu. Burası 2x büyük eşittir 1 oldu. Yine burada 2x yazarsam burası 6x artı 1 olur. 2x küçüktür 1 gelmiş oldu. Dolayısıyla şurayı düzenlersek arkadaşlar bu ifade nedir? x büyük eşittir 1 bölü 2. E burası da ne olur arkadaşlar? x küçüktür 1 bölü 2 olmuş olur. Yani kritik noktamız neymiş? 1 bölü 2 2'ymiş arkadaşlar. 1 bölü 2 bu aralığın içinde mi bakın? 1 ile 4 arasında mı? Değil. 1 ile 4 arasında kullanacağımız fonksiyon hangisidir? Bakın 4x eksi 1. O halde 1'den 4'e kadar 4x eksi 1 de x integralini hesaplamalıyız. Bu da ne olur? 4x kare bölü 2 eksi x olmuş olur. Sınırlar 1'den nereye kadar? 4'e kadar. Bunu sadeleştirdik. Burası ne oldu? 2. Dolayısıyla 4'ü yerine yazdığımız an arkadaşlar ne geldi? Burası 32 eksi 4 geldi. Eksi Al sınırı yerine yazalım. X yerine 1 yazdığım zaman burası da ne gelecek? 2 eksi 1 gelmiş olur. E burası 28 oldu. Burası da 1. Dolayısıyla sonuç buradan 27'dir. Mutlak değer içeren fonksiyonların integralini bulunurken arkadaşlar mutlak değer fonksiyonu parçalı fonksiyon şeklinde yazılır. Daha önceki uyguladığımız yöntemlerle sonuçlara ulaşılır arkadaşlar. Örnek 6 üzerinde görelim. Bakın buradaki kritik noktamız ne arkadaşlar? 3. Dolayısıyla şu fx fonksiyonu yani x büyük eşittir 3 iken bu dışarı aynen çıkacak. x eksi 3 olmuş olacak. x 3'ten küçük olduğu zaman eksi ile çarpıyorduk arkadaşlar. 3 eksi x fonksiyonunu kullanacağız. Şimdi 3 kritik noktamız olduğuna göre 0'dan 3'e kadar arkadaşlar alacağımız fonksiyon neydi? 3 eksi x dx artı 3'ten 6'ya kadar da arkadaşlar kullanacağımız fonksiyon nedir burada? x eksi 3 fonksiyonu dx. Şimdi bunun integralini alalım. 3x eksi x kare bölü 2 sınırlarımız 0'dan 3'e kadar artı. Buranın integrali x kare bölü 2 eksi 3x. Buradaki sınırlarımız da ne olacak? 3'ten 6'ya kadar. Şimdi sınırlarımızı yerine yazalım arkadaşlar. Üst sınırı yerine yazıyorum. 3 olarak 9 eksi 9 bölü 2 geldi. Eksi alt sınır buradan 0 gelecek. Dolayısıyla payda eşitlediğimiz zaman arkadaşlar buradan sonuç ne gelir? 9 bölü 2 gelmiş oldu ilk kısım. Şimdi ikinci kısma bakalım. 6'yı yerine yazıyorum arkadaşlar burada. 36 bölü 2'den 18 eksi. 3 6'dan 18 geldi. Eksi. Alt sınırı yerine yazalım. Yani 3 yerine yazdığım zaman buradan 9 bölü 2 eksi 9 ifadesi gelecek. Şunlar birbirini götürdü. Dolayısıyla arkadaşlar burada payda eşlediğimiz zaman eksi 9 bölü 2 bu eksiden dolayı artı 9 bölü 2 de burası geldi arkadaşlar. İlk tarafta 9 bölü 2 geldi. Bu da 9 bölü 2. Toplarsak buradan sonuç 9 olur doğru cevap Diyarbakır. Örnek 7'de kritik noktalarımızı bulalım arkadaşlar. Öncelikle mutlak değerin içini sıfırlayan bakın burada 2 var ve burada ne var? Eksi 3 var. Sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Şurası eksi 3 burası da nedir? 2. İntegral 1'den 4'e kadar istenmiş. Yani 1'den nereye kadar gideceğiz? 4'e kadar arkadaşlar. O halde integralimizi ne yapıyorum? 1'den 2'ye kadar 2'den 4'e kadar şekle parçalamam lazım. 1'den 2'ye kadar dedim artı 2'den 4'e kadar. Şimdi 1'den 2'ye kadar bunun işareti nedir arkadaşlar? Bakın şurası ne olur? Eksi. Burası ne oldu? Artı. Dışarı, dışarıya nasıl çıkacak? Eksi x artı 2. Burası çıktı. Burası aynen çıkacağı için x artı 3 oldu. Topladığımız zaman burası sabit 5 de x gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi 2'den 4'e kadar bakalım. Burası pozitif olmuş olur. Burası da pozitif. İkisi de pozitif olarak dışarı çıkarsa topladığım zaman buradan 2x artı 1 dx gelmiş olur. Şimdi bunun integrali 5x olur. 1'den 2'ye kadar artı. Buranın integrali x kare artı x oldu. 2'den 4'e kadar. Şimdi sınırlarımızı yerine yazalım arkadaşlar. 5 sabit dışarı aldım. 2 eksi 1'den burası 1 geldi. Yani ilk kısım 5 çıktı. Artı üst sınırı yerine yazıyorum. 4'ün karesi artı 4'ten 20. Eksi alt sınırı yerine yazdığım zaman buradan da ne geldi? 6. Yani şurası ne oldu arkadaşlar? 14. E 5 de burada var arkadaşlar. 19 yapar. Doğru cevap edelim. Örnek 8'e geldik. İntegral toplamının değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın buradaki kritik noktamız 0. Bu aralığın içinde değil. 0, 1 aralığının içinde değil arkadaşlar. Buradaki kritik noktamız 2. Yine aralığın içinde değil. Dolayısıyla işaretlerini hemen bulalım. 0 ile 1 arası pozitif olduğu için bunun işareti artı. 1 ile 2 arasında arkadaşlar burada değer verdiğim zaman bunun işareti ne olur? Eksi. Dolayısıyla 0'dan 1'e kadar artı x bölü x gelecek. Burası 1 de x oldu arkadaşlar. Artı. Bu ifade eksiyle çarpıp dışarı çıkardığım için 2 eksi x olacak. x eksi 2 ile sadeleştirdiğim için 1'den 2'ye kadar burası da eksi 1 dx gelmiş olur. Şimdi integralimizi alalım. Burası x geldi 0'dan 1'e kadar. Burası eksi x gelir. Burası da 1'den 2'ye kadar. Üst sınır eksi alt sınırdan burası 1 geldi. Eksi. Üst sınır eksi alt sınırdan yine burası 1 geldi. 1 eksi 1'den sonuç 0 olur. Doğru cevap C. -C. Örnek 9'a geldik. Eksi 2'den 4'e kadar mutlak değer x kare eksi 4x dx de integralinin değerini bizden istiyor. Öncelikle kritik noktalarımızı bulalım. İçindeki ifadeyi ne yapıyorum? 0'a eşitliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla x çarpı x eksi 4 geldi. Buradan köklerimiz ne geliyor? 0 ve 4 geliyor arkadaşlar. Şöyle işaret tablosunu yaparsak şuna 0 buraya 4 diyelim. Dolayısıyla artı eksi artı gelmiş olacak. Ne istiyor bizden? Eksi 2'den 4'e kadar istiyor arkadaşlar. Eksi 2 burada 4 burada. Dolayısıyla öncelikle sıfıra kadar alacağım. Bir de sıfırdan dörde şeklinde parçalamam lazım arkadaşlar. O halde eksi 2'den sıfıra kadar bakın pozitif olduğuna göre aynen dışarı alıyorum. x kare eksi 4x dx ifadesi gelmiş olur. Artı arkadaşlar ne diyeceğim sıfırdan dörde kadar bakın bu kısımda mutlak değer dışarıya eksiyle çarpılıp çıkacak. Yani 4x eksi x kare dx olmuş olur. Şimdi integrallerimizi alalım arkadaşlar x karenin integrali x küp bölü 3 eksi 4 x kare bölü 2'den burası 2 x kare geldi arkadaşlar. Sınırlarımız neydi? Eksi 2'den 0'a. Aynı şekilde buranın integralini alalım. 4 x var arkadaşlar. Bunun integralini aldığım zaman buradan ne gelecek yine? 2 x kare. Burası da eksi x küp bölü 3 geldi. Sınırlarımız 0'dan nereye kadar? 4'e kadar. Üst sınırı yerine yazdım. 0 eksi. Alt sınırı yerine yazalım. Buradan eksi 8 bölü 3 gelir. Burada eksi 2 yerine yazdığımız zaman arkadaşlar buradan da ne geldi? Eksi 8 ifadesi gelmiş oldu. Artı devam ediyorum. Üst sınırı yerine yazalım. 4'ün karesi 16, 32 eksi. 4 yazdım. 64 bölü 3. Eksi alt sınır buradan da 0 gelecek. Dolayısıyla buradaki eksiyi de içeri işletirsek bakın buradan 8 bölü 3 artı 8 artı 32 eksi 64 bölü 3 ifadesi geldi. Şu iki ifadeyi toplayalım arkadaşlar. Buradan ne gelecektir? İkisini topladığım zaman eksi 56 bölü 3 gelmiş olur. Eksi 56 bölü 3. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? Artı 40 gelmiş olur. Payda eşitlersek 120 eksi 56 bölü 3 gelmiş oldu arkadaşlar. E bu da ne olur? 64 bölü 3'e eşit olur. Örnek ona geldik. 1'den 3'e kadar kök içinde x kare eksi 4x artı 4dx de integral'in değeri nedir diyor. Kökün içindeki ifade arkadaşlar. Neyin karesi? x eksi 2'nin karesi. Dolayısıyla bunun kökünü aldığımız zaman bunlar birbirini götürür. Mutlak değer x eksi 2 gelir arkadaşlar. 1'den 3'e kadar mutlak değer x eksi 2 dx oldu. Bunun kritik noktası nedir arkadaşlar? 2. Dolayısıyla bu integrali bakın. 1'den 2'ye kadar artı 2'den 3'e şeklinde parçalamam lazım. 1'den 2'ye kadar işaret eksi olduğu için 2 eksi x dx gelecek. 2'den 3'e kadar pozitif olduğu için işaret x eksi 2 dx olmuş olur arkadaşlar. Şimdi integralimizi alalım. 2'nin integrali 2x, x'in 2 x kare bölü 2 oldu. Sınırlar 1'den 2'ye kadar artı x'in integrali x kare bölü 2 eksi burası da 2x geldi. Sınırlarımız 2'den 3'e kadar. Üst sınırı yerine yazıyorum. 4 eksi 2'nin karesi 4 bölü 2'den burası 2 geldi. Eksi alt sınır yerine yazalım. 2 eksi 1 bölü 2 de buradan gelir. Artı. Şimdi üst sınır yerine yazalım arkadaşlar. 9 bölü 2 eksi 6 geldi. Eksi alt sınır yerine yazıyorum. 2'nin karesi 4 bölü 2'den burası 2 geldi. Eksi 4 gelmiş olur arkadaşlar. O halde şimdi buradaki ifadeleri toparlayalım. Şurası ne gelir arkadaşlar? 2 geldi bakın. Bu kısımdan 3 bölü 2 ama önünde eksi var. Eksi 3 bölü 2 geldi. Buraya bakıyoruz. 2, 6, 12. Dolayısıyla bir eksi 3 bölü 2 de buradan geldi arkadaşlar. Buraya bakarsak eksi 2 bir eksi de burada var. Bu da artı 2'ye dönüşmüş oldu. 2 ile 2'yi topladım. 4. Burası da eksi 6 bölü 2'den eksi 3 geldi. 4 eksi 3'ten sonuç 1 olur. Doğru cevap Adana. Örnek 11'e geldik. Gx parçalı fonksiyonunu vermiş ve fx fonksiyonu 0'dan 4'e kadar f artı gx dx integralinin değerini istiyor. Buradaki parçalı fonksiyonda kritik noktamız ne arkadaşlar? 2. Dolayısıyla integralimiz arkadaşlar 0'dan 2'ye kadar artı 2'den 4'e şeklinde ne yapacağım? Parçalayacağım. 0'dan 2'ye kadar kullanacağım gx fonksiyonu ne olur? x eksi 2 fx de burada. Dolayısıyla bu ikisini ne yapacağım arkadaşlar? Toplayacağım. 3x kare artı 5x eksi 1 gelmiş olur arkadaşlar dx. 2'den 4'e kadar kullanacağımız fonksiyon gx de x artı 2 fx de burada. Bu ikisini toplarsak 3x kare artı 5x artı 3 dx olmuş olur arkadaşlar. Şimdi bunların integralini alalım. Buradan ne geldi? x küp artı 5x kare bölü 2 eksi x geldi arkadaşlar. Sıfırdan nereye kadar? 2'ye kadar artı. Aynı şekilde burada integral alalım. x küp artı 5x kare bölü 2 artı 3x ifadesi gelecek. Buradaki sınırlarımız da 2'den 4'e kadar. Şimdi sınırları yerine yazalım arkadaşlar. 2 yerine yazıyorum bakın burada. Ne gelir? 8 geldi. Artı 2 yerine yazdım. 10 geldi. Eksi 2. Eksi alt sınır 0 olduğu için burası 0 geldi. Dolayısıyla ilk kısım 16 gelmiş olur. Yani şurası 16'ya eşit. Şimdi ikinci kısımda 4'ü yerine yazıyorum. Bakın 64 artı 4 yerine yazdım. Burası 40 geldi artı 12 geldi. Eksi alt sınır arkadaşlar. Şimdi 2 yerine yazıyorum. Bakın 8 artı 2 yerine yazdığım zaman buradan ne geldi? 10 geldi. Buradan da 6 gelmiş oldu. Şimdi bunları toplayalım arkadaşlar. Şuradan 64 40 104 116 buradan geldi arkadaşlar. Burayı toplarsam 16 8 24 de buradan geldi. Yani 116'dan ne yapacağız arkadaşlar? 24'ü çıkaracağız. O da ne olur? 92 olmuş olur. Yani ikinci kısımda 92 geldi. Dolayısıyla 92 ile arkadaşlar 16'yı ne yapacağız? Toplayacağız. Buradan sonucu 108 olarak buluruz. Doğru cevap C. Örnek 12'ye geldik. fx fonksiyonunu bize vermiş. Buranın kritik noktası dikkat ederseniz 0. Ve integralimiz eksi 1'den nereye kadar? 4'e kadar 3 olarak verilmiş. E, dolayısıyla 0 kritik noktası olduğuna göre eksi 1'den 0'a kadar 0'dan 4'e şeklinde ne yapalım? Parçalayalım. Eksi 1'den 0'a kadar arkadaşlar kullanacağımız fonksiyon burada bakın g üssü x eksi 1'i yapacağım kullanacağım dx. 0'dan 4'e kadar kullanacağımız fonksiyon burada g üssü x artı 1 olmuş olur dx. Şimdi bunların integralini alalım. g üssü x'in integrali neydi arkadaşlar? gx. Eksi 1'in integrali eksi x. Sınırlarımız eksi 1'den nereye? 0'a kadar. Artı g üstü x. Bu ne olacak? gx olacak arkadaşlar. Artı birinki de artı x olacak. Sınırlarımız 0'dan nereye kadar? 4'e kadar. Şimdi üst sınırı ve alt sınırı yerine yazalım. Üst sınırı yerine yazdım. g0 eksi 0 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla eksi alt sınırı şimdi yerine yazalım. Yani ne olacak burası? g eksi 1 artı 1 olmuş olacak arkadaşlar. Şöyle paranteze alalım. Artı devam ediyorum. Üst sınır yerine yazdım g 4 artı 4. Eksi alt sınır yerine yazdım g 0. 0 olduğu için yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şuradaki g 0 ifadesi var. Şurada eksi g 0 var. Aslında bu ifadeler birbirini götürdü. Bu eksiyi içeri işlettiğimiz zaman eksi g eksi 1. Eksi 1 oldu. Diğer tarafta da artı g 4 artı 4 ifadesi var arkadaşlar. Dolayısıyla bu integral ifadesinin eşiti neye eşitmiş bakın bize vermiş 3'e eşitmiş ve buradan topladığım zaman 4-1 ne geliyor 3 karşı tarafta da 3 var bunlar birbirini götürdü. Yani g4 eşittir buradan g-1 eksi gelmiş olur bunların oranı bizden istenmiş arkadaşlar dolayısıyla bunların birbirine bölümü 1'e eşittir. Örnek 13'e geldik. İntegralin değeri kaçtır diyor. Öncelikle kritik noktalarımıza bakalım. Bu ifadenin içini sıfıra eşitlediğimiz zaman arkadaşlar köklerimiz ne geliyor? Eksi 2 ile artı 2. Burası artı. Eksi artı. İntegralimiz eksi 3'ten 1'e kadar arkadaşlar. Bakın eksi 3'ten nereye kadarmış? 1'e kadar. O halde eksi 3'ten eksi 2'ye gideceğim. Oradan da ne yapacağım? 1'e gideceğim arkadaşlar. İntegrali parçalıyorum. Bakın eksi 3'ten eksi 2'ye kadar artı eksi 2'den 1'e şeklinde. Eksi 3'ten 2'ye kadar buradaki mutlak değer dışarı artı olarak çıkacağı için arkadaşlar bu aynen dışarı çıktı. X ile de çarptığımız zaman buradan ne gelir? X küp eksi 4X ifadesi geldi dx. Eksi 2'den 1'e kadar arkadaşlar yani şu kısımda ifade ne? Negatif. Dolayısıyla burası 4 eksi x kare olacak. X ile çarptığımız zaman arkadaşlar 4 x eksi x küp fonksiyonunu kullanırız. Çarpı dx. Şimdi integralimizi alalım arkadaşlar x kübün integrali x üssü 4 bölü 4 eksi 4 x'in integrali 4 x kare bölü 2'den burası ne geldi? 2 x kareye gelmiş oldu. Sınırlarımız eksi 3'ten nereye? Eksi 2. Artı yine aynı şekilde buranın integralini aldım. 2 x kare gelecek. Burası da arkadaşlar x üzeri 4 bölü 4 gelmiş olur. Sınırlarımız eksi 2'den nereye kadar? 1'e kadar. Şimdi üst sınırı yerine yazalım. Yani eksi 2'yi yerine yazdım. 16 bölü 4'ten ne geldi? Burası 4 geldi. Eksi 2 yerine yazdığım zaman burası ne geldi? Eksi 8 geldi. Eksi. Şimdi alt sınır yerine yazalım. Yani eksi 3'ü yerine yazdığım zaman ne gelecek? 81 bölü 4 geldi. Eksi 3 yerine yazdığımız zaman arkadaşlar burası da eksi 18 gelmiş olur. Dolayısıyla burası eksi 4 oldu. Burası eksi 81 bölü 4 oldu. Artı 18. 18 eksi 4'ten burası 14 eksi 81 bölü 4 oldu. 4 çarpı 14 ne gelir buradan? 56 eksi 81 bölü 4 olarak ilk ifadenin değerini bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci kısma. İkinci kısımda üst sınırını yerine yazalım. Yani x yerine 1 yazalım arkadaşlar. 2 eksi ne geliyor buradan? 1 bölü 4 gelmiş oluyor. Eksi alt sınırı yerine yazarsam buradan ne gelir? 8 eksi. Eksi 2'nin 4. kuvveti 16 bölü 4'ten burası da ne geldi? 4 gelmiş oldu. O halde Burada payda eşitlediğim zaman 7 bölü 4 geldi. Burası da ne oldu? Eksi 4 oldu. Payda eşitlersek arkadaşlar 4 çarpı 4 16. Dolayısıyla eksi 9 bölü 4 de ikinci kısım gelmiş oldu arkadaşlar. O halde ilk kısmı ne bulmuştuk? Şuraları silelim. İlk kısmı arkadaşlar 56 eksi 81 bölü 4 bulduk. İkinci kısmı da eksi 9 bölü 4 bulduk. Bunları birleştirdim bakın. Paydalar aynı olduğu için. Dolayısıyla 56 eksi 90 bölü 4 gelmiş olur arkadaşlar. E buradan da ne diyebiliriz? Eksi 34 bölü 4 diyebiliriz. Sadeleştirdiğimiz an eksi 17 bölü 2 olur doğru cevap bursa. Örnek 14'e geldik. Aşağıda y fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre eksi 3'ten 3'e kadar bu integralin değeri kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Öncelikle şu mutlak değerden kurtulmamız lazım arkadaşlar. Bakın içinde ne var? Türe var. Dolayısıyla bu türevi sıfırlayan nokta nedir? Eksi 3 ile 3 aralığına bakıyorum. Türevi sıfırlayan noktamızın apsisi ne arkadaşlar? 1. Dolayısıyla kritik noktamız 1. O halde eksi 3'ten 1'e kadar arkadaşlar artı 1'den 3'e şeklinde ne yaptım? Bu integrali parçaladım. Şimdi eksi 3'ten 1'e kadar olan kısımda bakın buradan buraya kadar olan kısımda türevimizin işareti nedir? Teğet çizdiğimiz zaman sağ yatık artı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu artı olduğu için dışarıya aynen çıkmış olacak f üssü x'ten de f x'ten de f x'i çıkardığımız zaman burası 0dx gelmiş olur. Yani burası ne oldu arkadaşlar? Gitmiş oldu. Şimdi 1'den 3'e kadar olan kısma bakalım. 1'den 3'e kadar olan kısım burası. Burada t çizdiğimiz zaman arkadaşlar sola yatık olduğu için negatif gelmiş olacak. Dolayısıyla bu ifade dışarıya eksiyle çarpılmış olacak. E bir eksilisi de burada var. Yani ne oldu? Eksi 2 tane f üssü x dx gelmiş oldu. Bunu dışarıya alalım sabit olduğu için. Bunun integralde ne olur arkadaşlar? fx olmuş olur. Sınırlarımız 1'den 3'e kadar. Eksi 2 yine dışarıda. Üst sınırı yerine yazdım f3. Eksi alt sınırı yerine yazdım f1 olmuş oldum. Şimdi f3'ün değerine bakalım grafikte. F3'ün görüntüsüne arkadaşlar 1. F1'in görüntüsüne bakalım o da 3. 1 3'ten eksi 2, eksi 2 ile çarparsak buradan sonuç artı 4 olur. Doğru cevap Diyarbakır. Örnek 15'e geldik arkadaşlar. Aşağıda y'ye fx fonksiyonunun grafiği çizilmiş. gx parçalı fonksiyonu verilmiş. Eksi 2'den 3'e kadar gx dx integralinin değeri bizden isteniyor. gx'in kritik noktası dikkat ederseniz ne arkadaşlar? 0. Dolayısıyla eksi 2'den 0'a kadar artı 0'dan 3'e şeklinde parçalamam lazım. Eksi 2'den 0'a kadar hangi gx fonksiyonunu kullanacağım arkadaşlar? Bakın negatif kısım burada olduğu için Eksi x dx'i ne yaptım? Kullandım. Sıfırdan 3'e kadar hangi gx'i kullanacağım? Üstteki bakın. x kare dx'i ne yapmam lazım? Kullanmam lazım. Şimdi bunların integralini alalım. Eksi x'in integrali eksi x kare bölü 2. Sınırlarımız eksi 2'den nereye? Sıfıra. Artı x karenin integrali x küp bölü 3. Sınırlarımız ne olacak? Sıfırdan 3'e olmuş olacak. Şimdi sınırlarımızı yerine yazalım arkadaşlar. Üst sınır yerine yazdım. 0 eksi. Alt sınırı yerine yazalım. Burası ne gelir? Eksi 2 gelir. Artı. Üst sınırı yerine yazdım. 9 eksi. Alt sınır yerine yazdım. 0. Burası artı 2. Burası 9. Topladığımız an integralin değeri 11 olur. Örnek 16 ÖSYM'nin 2021 AYT sorusu arkadaşlar. Fx fonksiyonu bize verilmiş. Kritik noktamız 2. Eşitliğe göre artı B toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Kritik nokta 2 olduğuna göre bakın şuradaki integrali parçalayalım. 0'dan 2'ye kadar fx dx artı 2'den 4'e kadar fx dx şeklinde ne yapabilirim? Parçalayabilirim. Buradakini de arkadaşlar yine aynı şekilde bakın. 2'den 6'ya kadar olan kısmı 2'den 4'e kadar fx dx artı 4'ten 6'ya kadar fx dx şeklinde ne yaptım? Parçaladım. Dolayısıyla bakın şuradaki ifadeler ne yaptı? Birbirini götürdü. O halde sıfırdan ikiye kadar kullanacağımız fonksiyon hangisi arkadaşlar? Bakın yukarıdaki fonksiyon. Buradaki fx yerine bu ifadeyi ne yapmam lazım? Yazmam gerekiyor. Sıfırdan 2'ye kadar 6 eksi 3 bölü 2 x kareyi ne yaptım? Burada yerine yazdım arkadaşlar. Eşittir diyorum. Karşı tarafta da bakın 4'ten 6'ya kadar kullanacağımız fonksiyon hangisi olur? Buradaki arkadaşlar. Bu da ax eksi b dx ifadesi olmuş olur. Şimdi integralleri alıp birbirine ne yapacağım? Eşitleyeceğim. Ama yukarıda dikkat ederseniz bu fonksiyonun ne olduğunu söylemiş bize. Sürekli olduğunu söylemiş. E, sürekli olduğuna göre x yerine burada 2 yazdığım zaman burada da 2 yazdığım zaman birbirine eşit olması lazım. Yani 6 eksi 3 bölü -2, 2 yazdım orası 4 oldu. x yerine burada 2 yazdığım zaman burası da 2a eksi b olmuş olur. Sadeleştirelim. Buradan 0 geldi. Dolayısıyla 2a eşittir. Buradan b gelmiş olur arkadaşlar. Bunu da bir kenara not alalım. 2A niye eşittir arkadaşlar? B'ye eşittir. Şimdi bu eşitlikteki integralimizi hesaplayalım. 6'nın integrali ne olur arkadaşlar? 6x eksi 3 bölü 2. Burası ne oldu? x küp bölü 3 olmuş oldu. Sınırlarımız ne olacak arkadaşlar? 0'dan 2'ye kadar. Bu integrali bir hesaplayalım. 2'yi yerine yazıyorum. Şurası 12 eksi Buradan ne gelecek? Şuradaki 3'ler gidiyor bakın. 1 bölü 2 ifadesi var. 2 yerine yazdığım zaman ne geldi? 8. Al sınırı yerine yazsam 0 gelir. 8 bölü 2 4 12'den 4'ü çıkardığımız zaman ilk kısmı bakın 8 olarak bulmuş olduk. Yani şurası nedir arkadaşlar? 8'e eşittir. Şimdi gelelim bu ikinci kısma. ax kare bölü 2 eksi bx olmuş olur arkadaşlar. Buradaki sınırlarımız da 4'ten 6'ya kadar. Şimdi öncelikle 6'yı yerine yazalım. 18A buradan geldi. Eksi 6B geldi. Eksi alt sınır arkadaşlar. 4'ü şimdi yerine yazacağım. 4'ü yerine yazdığım zaman buradan 8A gelmiş olacak. 4'ü yerine yazdığım zaman eksi 4B. Bunları ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. Üst sınır eksi alt sınır. Çıkardığım zaman ne gelir? Buradan 10A gelir. Bunları da çıkardığım zaman eksi 2B geldi. 10A eksi 2B arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki ifadenin eşitinde bulmuş olduk. 10a eksi 2b. Bu ifade neye eşitmiş? 8'e. 2'ye bölersek arkadaşlar buradan 5a eksi b'nin 4 olduğunu bulmuş oluruz. E, b'nin de 2a olduğunu biliyoruz. Buraya 2a yazdığımız zaman arkadaşlar ne gelir buradan? 3a eşittir 4. Dolayısıyla a nedir buradan? 4 bölü 3'tür. A 4 bölü 3 ise arkadaşlar burada yerine yazdığım zaman 8 bölü 3 olarak da B'yi bulmuş oluruz. Bizden ne istiyor? A artı B toplamını 8 bölü 3 ile 4 bölü 3'ü topladığım zaman 12 bölü 3'ten 4 olur. Doğru cevap diğer Örnek 17 Px polinomunu vermiş ve polinomun katsayılar toplamı kaçtır diye bize sormuş. Bakın şurada bir integralimiz var ve bunun türevi alınmış dikkat ederseniz. Üst sınırımızda x değişkeni var. Leibniz formülünü biliyorsanız onu uygulayabilirsiniz. Ya da arkadaşlar buradaki integrali alıp normal bir şekilde gidebilirsiniz. Bunun integralini alalım. 3 tekrarın integrali ne olur arkadaşlar? t küp olur artı 4t olmuş olur. Sınırlarımız eksi 1'den nereye kadardı? x kareye kadar. O halde üst sınırı yerine yazalım. x üzeri 6 artı 4x kare eksi alt sınırı yerine yazalım. Eksi 1 olarak yerine yazdım. Eksi 1 eksi 4 buradan geldi. Dolayısıyla x üssü 6 artı 4x kare burası da ne oldu arkadaşlar? Artı 5 gelmiş oldu. Yani şuradaki integrali ne yaptık? Bulmuş olduk. Şimdi bunun türevini almamızı istiyor. D bölü dx. Türevini alalım arkadaşlar. 6x üssü 5 artı 8x. Dolayısıyla bu sabit olduğu için gitti. Bu ifade ne arkadaşlar? Px polinomuna eşit. Ne istiyor benden? Kat toplamı. Yani P1'i istiyor. X yerine 1 yazdığımız zaman arkadaşlar buradan değerimiz ne gelir? 14 gelmiş olur. Örnek 18 fx fonksiyonunu bize vermiş. Fonksiyona x eşittir 0 absesi noktasından çizilen teğetin eğimi kaçtır diyor arkadaşlar. Yani aslında bizden f üssü 0'ı istiyor. Dolayısıyla buradaki integralin yine ne yapacağım arkadaşlar? Türevini alacağım. Bu sefer Leibniz formülünü uygulayalım arkadaşlar. Leibniz formülünde yani integralin türevi alınırken arkadaşlar önce üst sınır buradaki u değişkeni yerine yazılır. Yani x kare artı 1'in kübü çarpı daha sonra üst sınırın türevi ile çarpılır arkadaşlar. Üst türevi ne olur bunun? 2x olmuş olur. Eksi. Bu sefer alt sınırı yerine yazıyorum arkadaşlar. X artı 1'i yerine yazıyorum. Kübü çarpı bunun türevi arkadaşlar. Bu da 1. Böylelikle bakın bu integralin neyini almış oldunuz? Türevini aldınız. Yani bu bulduğunuz sizin f üssü x ifadesi arkadaşlar. E sizden ne istiyor? f üssü 0 istiyor. Dolayısıyla burada yerine 0 yazalım. 0 yazdığım zaman 1'in kübünden 1. Burası ne geldi? 0. Eksi. 0 yazdığım zaman buradan 1 geldi. Dolayısıyla ifade eksi 1'e eşittir. Örnek 19'a geldik arkadaşlar. fx eksi 2 parçalı fonksiyonu bize verilmiş. 2'den 7'ye kadar f üssü 3x eksi 1 dx de integralinin değeri bizden isteniyor. Hemen değişken değiştirelim. 3x eksi 1'e ne diyorum arkadaşlar? U diyorum. Diferansiyelini aldığım zaman 3 tane dx eşittir. Buradan du gelmiş olur. O halde şuradaki dx gördüğüm yere du bölü 3. Bunun yerine de ne yazdım? U yazdım. Yani f üssü u çarpı du bölü 3 olmuş olur arkadaşlar. E bunun integralini alırsak 1 bölü 3. Bu da ne gelir arkadaşlar? f u gelmiş olur. U'yu yerine yazalım. 1 bölü 3 çarpı f 3x eksi 1 gelmiş oldu. Sınırlar x sınırları x'e geri döndüğüm için 2'ye ne diyeceğim? 7 diyeceğim. O halde 1 bölü 3 çarpı arkadaşlar. Burada 7'yi yerine yazdığım zaman arkadaşlar ne geliyor bu? F20 eksi 2'yi yerine yazdığım zaman burası da ne gelir? 5 gelmiş olur. O halde F20'nin değerini bulalım. Buradaki x yerine ne yazmam lazım? 22. X 22 olduğuna göre yukarıda yerine yazacağım. 22'ye 3 eklediğimiz zaman burası ne geldi? 25 eksi. F5'in değerini bulacağım. Dolayısıyla 7 yazmam lazım. 7 nerede arkadaşlar? Bakın yine yukarıda. 7 yerine yazdığım zaman bu ifadene geldi. 10 geldi. E 25'ten 10'u çıkardık. 15. 15'i 3'e böldüğüm zaman buradan integral'in değerini 5 olarak buluruz. Örnek 20'ye geldik. En bir doğal sayı olmak üzere fn fonksiyonu fn artı 1 x eksi n'e neymiş eşitmiş arkadaşlar. Ve f 0 x x kareye eşit olduğu bilindiğine göre buradaki integralin değeri nedir diyor. Öncelikle bakın şuradaki eşitlikte en yerine bir 0 yazalım arkadaşlar. En yerine 0 yazdığım zaman f 0 x eşittir buradan ne gelir f 1 x gelmiş olur. f 0 x'i bize vermişti. Dolayısıyla f 1 x neye eşit oldu arkadaşlar x kare. Şimdi en yerine 1 yazalım arkadaşlar. Dolayısıyla f1x eşittir. Buradan ne gelecek? f2x eksi 1 gelmiş olur arkadaşlar. O halde buradan da ne diyebiliriz arkadaşlar? f2x eksi 1 x kareye ne olacak bu ifade? Eşit olmuş olacak. f2x'i bulalım şimdi. x gördüğümüz yere ne yazmamız lazım burada? x artı 1. Dolayısıyla bu ifade de x artı 1'in karesine eşit olmuş olur. Yani f2x neye eşittir? x artı 1'in karesine eşittir. Şimdi bunları götürüp bu integralde yerine yazalım. 0'dan 1'e kadar f1 x için ne demiştik? x kare dx oldu artı. 1'den 2'ye kadar f2, f2 x nedir arkadaşlar? x artı 1'in karesi dx olarak yazdık. Şimdi bu integralleri alalım arkadaşlar. Şöyle yukarıya doğru gidelim. Burası ne olur? x küp bölü 3 sınırlar 0'dan 1'e kadar x artı 1'in karesi arkadaşlar. Bakın buradaki birinci dereceden baş kat sayısı 1 olduğu için normal üstünü artırıp bölebilirsiniz. Değişkeni değiştirmeye gerek yok. x artı 1'in kübü bölü 3 şeklinde ne yaptım? Bunun da integralini almış oldum. 1'den nereye kadar? 2'ye kadar. Üst sınırı yerine yazdım. Ne oldu burası? 1 bölü 3 oldu. Alt sınırı yerine yazdım. 0. Devam ediyoruz. Üst sınırı yerine yazdım. 2 yazdığım zaman 3'ün kübü bölü 3. Yani 27 bölü 3'ten 9 geldi. Eksi. Al sınırı yerine yazdığım zaman 2'nin kübü 8 bölü 3 de buradan gelmiş olur. Dolayısıyla 9 burada var arkadaşlar. Şu ikisini topladığımız zaman buradan da ne geliyor? Eksi 7 bölü 3 geliyor. Payda eşitlediğim zaman 27, 7'yi çıkardık. Yani 20 bölü 3 doğru cevap Diyarbakır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.